Hayırdır Narem, sabahın köründe ne işin var ha buraya uşağımla? Senden bir yardım isteyeceğim Ali Kemal. Ne yardımı Narem? Ben sana evlilik masasında yani nikah masasında zaten güzel bir yardım olarak evet demişimdir. Daha sana ne diyeceğim? Şimdi bu laf için senin kafanı kırardım fakat işim düştü Ali Kemal. Teyzemler beni kadınlar matinesine çağırır, çocuğa da sen bakacaksın. Oy sen ne diyorsun Narem? Ha bu uşağı ben nasıl bakayım? Ha buraya çalışıyorum, bu durağın işi durur, durağa mı bakayım uşağı mı? Bakarsın Ali Kemal, bakarsın. Vallahi bakamam kardeşim. Ben bu durağın kalbim. Bak dinle. Körü müsün? Ben çalışmasam ha bu durak batar gider yani. Kocacığım üzme karını, bakarsın. Mümkün değil, bakamam kardeşim. Ha bir keresinde öyle bir hata ettim. Vallahi dünya krizine kadar gitmiştir. Ha bu durak az daha bitirdi diyorum sana. Bakamam, mümkün yok. Asla ya. Taksi var mı? Hoş geldiniz. Şu an taksimiz yoktur ama siz ha oraya biraz oturun, ben size çay vereyim, onunla meşguliyetinizi ediniz. Hah, söyle. Ne demek iki tane bebek bulduk ya? Ya senaryo bakmadı mı kardeşim? Üç tane bebek var orada. Ben gelene kadar bir bebek daha bulamazsan altını bezler, seni oynatırım o bebek yerine ha. Haberin olsun. Alma senin adamdır he. Yahu yarım saat sonra sette olacağım ben. Ne demek bebek bulamıyorum? Beceremeyeceksen bu işi çek git. Allah Allah ya. Yok bir şey, şey ne olacak? Yok bir şey. Gördün mü lan? Ha burası uşağımız için hiç de mantıklı güzel bir yer değildir. Bak hemen ağlayayım. Ya kusura bakmayın, beni biraz sinirlendirdiler. Aa, bebeği de ağlattık. Aman ne tatlı, ne şirin bir şey bu böyle. Babasına çekmiş değil mi? Yani ben babasıyım, Al Pacino olayım. Yani belli oluyor değil mi? Bebeğinizi reklam filminde oynatmak ister misiniz? 1500 lira da para vereceğiz. Yani 1500 lira değil daha, benim maaşımın iki katı. Ben çocuğumu öyle filmlerde memlerde oynatmam. Ya bir saat bir çekimde sadece bulunacak, o kadar yani. Yok dünyada olmaz vallahi, ben o kalabalığa çocuğumu sokamam. Hay Allah. Neyse. İki sağ ol. Narinim, benim maaşımın iki katı diyorum sağda. Yani uşağımızın şöhretine engin olmayasın. Olmaz dedim Ali Kemal, olmaz. Sen şimdi bu çocuğa bakmayacak mısın? Olmaz Narinim. Olmaz der miyim Narinim? Hiç olmaz, olur mu? Bakarım tabii, niye bakamayayım daha bu uşağa? Bakarım. İşimi aksatır derdin. Yok yok, hiç aksatmaz Narinim, sen merak etmeyesin. Ben hem uşağıma bakarım, uşağım da bana bakar, bir zanaat öğrenir. Yani o da çaycı olabilir ileride. Ben bakarım, sen git hadi. Bakacaksın yani. Bakarım bakarım, sen köpek mi atacaksın, ne atacaksın? Sen de insansın da, köpeğinin stresini atman lazım. Hadi git, kes, hadi, hadi. Bak sana emanettir çocuğum, vallahi bir şey olursa öldürürüm seni ha. Hadi. Lan bu uzaktı ya. Buyurun. Aradığınız şöhret uşağımızı getirmiş bulunmaktayız. Hakikaten götürebilir miyiz seteye? Hakikaten diyorum, götürebilirsiniz tabii ki. Emrinize amadedir o. Ben menajer olarak konuşuyorum. Çok iyi oldu bu ya. Bence de iyi oldu. 2000 lira istiyorum. Ha bu uşağımın kaşesi vardır da, ha buraya yok, yanıma değildir yani. Sıkıştığımızı anladın, yamyamlık yapıyorsun tabii. Vallahi sen pilirsin hemşerim. Böyle baby face bir uşağı sor bulursun, söyleyeyim sağda. Tamam tamam, vereceğim 2000 liranı. Heh, yani yanlış anlama, klas meselesi, klası bozulmaz. Günaydın. Günaydın. Taksici arkadaşlarım da gelmiştir. Ha bu yönetmenimiz gördüğünüz gibi. Seyit abicim, ha bu durak sağa emanet dur. Mert abicimle bizim ufak bir işimiz vardır. Nereye oğlum? Vallahi Seyit abicim, yönetmenimizle bizim bir işimiz var diyorum. İşimiz doğuma gidiyoruz, doğuma ha. Ne doğumu be? Pir yıldız doğacak Seyit abicim, pir yıldız. Hadi Mert abicim, sen bizi gideceğimiz yere kadar götürüver. Hadi. Bir şey anlamadım ama hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Merhaba kardeş. Günaydın Nuri baba, hoş geldin. Hayda. Nedir ya bu masanın hali? Ali Kemal yok mu? Niye temizlemedi burayı? Nuri amca, Ali Kemal'in temizlikten daha önemli işleri var bugün. Ne gibi? Ağam Ali Kemal Türk sinemasının jön problemini çözmeye gitti yönetmenle. Filmde oynayacakmış.
Yok ya. Jön mü? Ali Kefal'den jön falan olmaz ki. O olsa olsa hayvanat belgesellerinde oynar, çakar rolünü oynar. Aa bak, geç kaldın ha. Eğer ki sen buradayken yönetmen seni görseydi kesinlikle çakal rolünü sana verirdi. Eze be eze. O zaman aynı belgeselde beraber oynardık Osman Aga. Ben çakar rolünü oynardım. Sen de çakalın parçaladığı yabani mandayı oynardın. Ayrıca senin rol yapmana gerek kalmazdı. Çünkü sen direkt kendini oynardın, manda olurdun yani. Ya bir dakika çocuklar. Her zaman olduğu gibi gene kapışmayın ya. Allah Allah. Şehit. Nedir oğlum bu yönetmen meselesi? Ağam ben buraya gelince bir yönetmen vardı. Sonra Ali Kemal, bebeği, bir de yönetmen Mert kardeşimin taksisine bindiler gittiler. Bana bakın bu serseri bebeği filmde oynatmaya kalkmasın sakın. Aa olmaz. İmkansız olmaz. Gel ki o bebeği Ali Kemal filmde oynatsın. O narin var ya, onun derisini bile yüz yer. Bundan bir çanta, iki çift ayakkabı yaptırır. Benim uşağım senin için döver. Erdem şuraya yapalım poltürü. Çabuk olalım biraz. Sen de ver bakayım şu çocuğu, kamera sevecek mi? Sever sever, benim uşağımı mahallede herkese sever. Onu demiyorum kardeşim. Kamerada güzel görünür bazıları. Bir deneme çekimi alalım. Hayda. Sırası mıydı şimdi bunun ya? Ulan yönetmenim kusura bakmayasınız da Nalan'ın biraz sütü fazla kaçırmış, o yüzden kusmuştur. Aslı, bir peçete meçete bir şey getirin buraya. Temizle şu bebeğin yüzünü gözünü. Sil şunları da. İyi temizle. Ula yönetmenim, yani biz Şenol'la beraber ha bu senaryoyu okumadan işi kabul ettik daha biliyor musun? Yani Şenol'un böyle her senaryoyu okumaz, etmez, kabul etmez yani. Uşaklar mısın? Ahlaki, bedensel, zihinsel gelişimini etkileyecek bir proje ise... Ya kardeşim... Bebek bezi reklamı çekiyoruz. Altlarını bezleyeceğiz, üzerine dış ses gireceğiz, o kadar. He, o zaman girin, girin, iyidir. Aslı, genelden alıyoruz. Hep merak ederdim. Bebekler işlediğinde altları kuru kalır mı diye. Ben yaptım oldu lafını, görüntünün üzerine düşürüyoruz. Hadi bebekleri koyalım, yeni bezleri giydirip çekeceğiz. Hadi. Acele edin biraz, hadi. Ulan yönetmenim, öyle acele edin falan değilsiniz de gelin yardım edin. Daha bacaklarını tutun, tek işi olmayın. Lan bu ne rezalet? Bu ne biçim çocuk ya? Aslı! Temizle. Temizle şunları. Lanet olsun. Ula yönetmenim kusura bakmayasınız da diyelim ki siz Şenol'uma misafir geldiniz. O da size kolonya tuttu farz edin yani şifalıdır da. Kes vır vır konuşmayı sen de be. Çocuğun bir stüdyo etmediği kaldı. Uy vallahi etti da. La. Ula Şenol'um aferin sağda. Vallahi rehtikleri alt üst edeceksin Allah'ıma. Şimdi sen ha buraya yat. Ben hemen paramızı alıp geliyorum. Hem o. Sakın annene söylemek yok ha. Allah bereket versin. Heh, buyurun. Ne bu? O benim Şenol'umun menajerinin numarasıdır. Yani benim numaramdır. Uşağımıza ihtiyacınız olduğu zaman beni arayabilirsiniz. Yürü git kardeşim. Yürü git. Bir daha ne senin ne de bebeğini görmek istemiyorum burada. Bak peşin söylüyorum. Sen kaybedersin, benim uşağım parlayacak yıldız gibi. Bir daha bu kapının önünden bile geçtiğinizi görmeyeyim. Hadi. Ula adama bak asistan. Türk filminin, Türk reklamcılığının yeni yüzünü ben bulmuşum sağ. Sen beni reddediyorsun öyle mi? Sen körüsün. Aha buraya yazıyorum. Benim uşağım yıldız gibi parlayacak. Sen kapımızda köle olacaksın ama biz gelmeyeceğiz. Yürü Şenol'un kediyim. Ya Sinancaymış. Biliyorsun biraz önce ben milleti çayladım burada. Sen de diyorum şu ocağı velat da. Bir çay ver ya. Vallahi Arif'in tarifini çok isterdim ama ben burada değilim. Ben neredeyim? İzmit'teyim. Hayırlı işler. Hoş geldin Narin. Ali Kemal yok mu? Vardır. Yani yok. Var da yok. Çünkü gitti, parka kadar gitti. Çocuğu güneşleyecek. Güneşten yararlanması için çocuğunuzun parkta. Bana bak Osman. İstersen hiç belli etmeyelim, bir aile faciasına neden olmayalım. Ha,
Nari yemeyeceğim. Yer otur ya, ayakta kaldı. Otur otur. Yok. Nuri baba, ben çocuğu bıraktım ama Ali Kemal işleri aksatmamıştı değil mi? Yok kızım, aksatır mı? İyi çocuktur Ali Kemal. Bak buyurun. İnsan lobun üstüne gelir geldi. Tattiri dat dat tattiri dat dat tattir. Aa, Nanim hayırdır inşallah sen buraya sun. Neredeydin be Ali Kemal? Valla nereye olayım? Ha bu uşağımızı bir güzel reklam... Reklam panoları var ya, oraya billboardlar. Ha orada bir park var. Orada bir güzel eğlenelim, gezelim, tozalım, güneşlenelim dedik. Ben bakamaz derdim ama çok iyi bakmış. Aferin. Bakarım bakarım. Baktın seni canın sıkılıyor, bakamıyorsun. Bağ getir ben bir güzel bakalım. Biz erkek erkeğe takılırız ha bununla. Ben bebeğimi alayım, beni özlemiştir. Ali Kemal, bu benim bebeğim Dıldır. Ya Nalim, sen iki dakikaya uşağımızı görmedin diye unuttun mu yüzünü? Ayıptır da bu bizimdir. Yok, kendi bebeğimi tanımaz mı? Bu benim Dıldır derim. Ya Nalim, sen kafayı mı yedin daha? Gözlerine bir gözlük mü alalım? Ha bizim uşağımızdır. Biraz ağa saçı uzamış, biraz büyümüş, yakışıklı olmuş ama bizimdir. Ali Kemal, bebeğim nerededir? Uy, nereyedir? Ben sana sorarım, sen bana mı sorarsın ya? Nereye götürdün bebeğimi? Uy, Nalim, ben uşağımızı bir reklam filmine götürmüştüm. Ha orada çok güzel oynadı, görecektin, iyi rol kesiyor. 40 yıllık tiyatroculara bile taş çıkarıyor. Acaba... Sen benim bebeğimi bana sormadan reklam filmlerine mi götürürsün? Ben seni öldürmedim şimdi. Durun ya, yeter. Yemeyin birbirinizi, Allah Allah. Önce bebeği bir bulalım, nerede olduğunu öğrenelim. Mert, hadi götür bunları, hadi. Tamam baba, ben yeri biliyorum zaten, hadi. Allah Allah, acaba ha bizim uşağımızın önüne tuvalet mi kullanıyoruz biz şimdi ya? Ne konuşursun ya? Öldürecek misin seni? Bana böyle Leyla falan diyorsunuz ama bu benden de Leyla ya. Ya insan çocuğunu bir yerde unutur mu, kaybeder mi? Unutur. Alik yaparsa kesinlikle unutur. Ve de karıştırır. Karıcığım, bu ampul ciğerden bu değil. Ağa yönetmen oraya dur. Benim bebeğim nerededir? Bebeğim, bana bana bebeğim nerededir? Derim. Ne oluyor ya? Yönetmenim, yönetmenim, bebeğimiz, uşağımız nereye dur? Ha, arabasında ya işte. Bu bizim uşağımız değildir. Bizim uşağımız Şenol idi, erkek idi. Bu kızıdır, kızıdır. İyi ya, ne güzel işte. Kız çocuk sevimli olur, babaya düşkün olur. Sen ne biçim konuşursun be? Ben öldürürüm ben seni be. Nerededir benim bebeğim derim? Yeter be. Bela mısınız nesiniz siz? Bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz. Ondan sonra gelip burada tantana yapıyorsunuz. Kafayı mı yedireceksiniz bana be? Nalim, diyorum ki bizim yetenekli uşağımız Şenol'umuzu alıp daha bu yeteneksiz uşağı koymuş olabilirler mi kıskanç herifler? Ya sen ne saçmalarsın? Bebeğimi bul derim, bebeğimi bul! Yönetmenim Sadi da. Bebeğim buralarda olacaktı. Bu benim değil. Uy, ulan bu bizim Şenol'umuz mudur? Müdür acaba bu Şenol bizim midir bu uşak? Daha bebeğini tanımaz. İskele babası. Hanımefendiciğim, ağa bak sizin uşağınız oraydır. Onu iyi biliyorum yani. Nalim, diyorum ki bu uşağımız diğer uşaklara benziyor. Yani bütün uşaklar birdir. Diyorum ki acaba ha buna böyle at dalı gibi bir damga vursak da... ...böyle bir dahaki çekimlere gittiğim zaman karıştırmasam. Nasıl fikir? Canım, sen şimdi gel şöyle. Yönetmenim, siz şimdi çalıştırın kamerayı. Ben reklam çekeceğim. Oy, ne reklamı çekeceksin karıcığım? Yara bandı reklamı çekeceğim Ali Kemal. Ben şimdi sana öldürmez miyim? Sen her taraf çocuğumu buralara getirirsin. Bırak! Aman şuna bakın, Narin fena hırpalamış bu sefer Ali Kemal'i. Ne oğlum, ne oldu, otobüs mü geçti üstünden? Yok yani, Narin'in yaptığını düşünürsen üstünden tır geçti demek daha doğru olur galiba. Ya haklısın Nuri babacığım, tır geçmiş olabilir. Narin'le bir güzel kavga ettik, sormayasın. Vallahi körmüyorum yani, kör gibi hissediyorum kendimi. Uşağımın parasını da cebine attı. Vallahi bu yediğim daha yanıma kar kaldı. Yalnız bir şey söyleyeyim ya, çok yakışmış bu be. Mor menekşe gibi olmuşsun. Bu Nari'nin elleri kırılsın inşallah be. Hay Allah senden razı olsun Osman babacığım. Vallahi bir sen beni anlıyorsun. Ben sana soracaktım, o vurdu diye ayıflanım. Ya Osman babacığım, bari sen etmeden zaten canım sıkkındır. Vallahi körmüyorum, gör gibi oldum da. Zaten reklam piyasasına girecektim, o da yaptı. Yatar mı oğlum hiç? Reklamın kralını yaptın lan sen. Ah, nasıl yani? Nasıl var mı? Narin seni herkesin ortasında evire çevire dövünce bütün dünyaya reklam oldun.